Hadi bırak şu oyunu da konuş biraz. Ben dinleyeyim. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Ben konuşayım. Sen beni dinle. Ne bileyim. Havadan sudan konuşalım. Boş boş konuşalım. Olanları konuşalım. Sen nasıl mutlu olacaksan ondan konuşalım. Bunların aynısını ona da söyleyecek misin? Bu sessizlikten ne anlamalıyım? Sinan, bu benimle ilgili değil. Kardeşlerimle ilgili ve ben... Ya kardeşin olmasaydı? O senin kardeşin olmasaydı? Sinan, acını da, öfkeni de anlıyorum. Yanındayım. Ama onun da yanındasın. Aynı zamanda. Sinan. Abim, sen hep onun gölgesinin altında ezilmedin mi ya? Hı? Hep o altın çocuğun gölgesinin altında ezildin sen. Adam bana hayatımın en büyük kazığını atıyor, sen karşıma geçmiş kardeşlik türküleri mi okuyacaksın? Sinan, yanındayım diyorum. Acını da öfkeni de anlıyorum diyorum. Yanındayım diyorum. Abi, ya benim yanımdasın ya onun yanındasın. Bunu bil. Sinan. Ya bu Egemen ailesinde herkes tarafını seçecek abi. Ya benim yanımda olacaklar ya onun yanında. Bu kadar. Ben sizin abinizim. Hepinizin abisiyim. Benim taraf seçmem gibi bir şey mümkün olamaz. Ben seçim yapamam. Benim seçimim ortada. Ailem. Tamam. Ne zaman konuşmak istersen bir adım arkandayım. Bunu bil. Tarafını seçeceksin abi. Bugün ya da yarın. Tarafını seçeceksin abi. Ne yaptın sen üstüne? Temizlik yapıyordum. Ben ciddiyim Yasemin. Banyomda ne işin var? Misafir odasında pamuk bitmiş. Ben de eski banyomda vardır dedim. Aldım, gidiyorum. Çıkar mısın banyodan? Git dedikodu yap, bir şey yap. Hadi. Pardon, beyefendi nereye? Susadım, su içecektim. Tamam, çıkın siz, ben getiririm suyunuzu. Kız sizin galiba, maşallah çok tatlı. Canım benim, hadi içeri geçelim biz. Suyumu kendim alırım, çakma anne. Vay vay. para kokuyor duvarlar. Gezelim bakalım şu Cemile Hanım'ın yalısını. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fazilet Hanım. Çık dışarı. Çabuk çık dışarı. Çık yoksa çok fena olur bak. Ben de sizi arıyordum. Ne yapacaksın sen beni? Çık dışarı yoksa senin o tertecir okuyan gözlerini oyarım bak. Demiştim değil mi sizi gözüm bir yerden ısırıyor diye? Sen kimi ısırıyormuşsun be adam? Aç gözlerini de iyi bak. Ben koskoca Hazım Egemen'in kayınvalidesiyim bugüne bugün. Çık dışarı çabuk. Ellerini o kapıdan. Uyuyan var içeride. Anne sen misin? Gördün mü bak kızını da uyandırdık. Bir saniye. Bana bak. Çek o gözlerini kapıdan. Yoksa senin o fertecir okuyan gözlerini oyarım. Annem de aynısını söylerdi. Bu çocuğun gözleri göz değil derdi benim için. Abime. Ben seni bir yerden çıkaracağım da. Nereden? Az kaldı az. Ama nereden? Allah'ım, dilim tutuldu vallahi. Ay şu fotoğraflara bak, şu hale bak. Yağız Bey'den hiç bekler misin böyle bir şey? Kız ben rüyamda görsem inanmam böyle şeylere. Hiç yakıştıramadım Yağız Bey'e. Gerçekten hiç yakıştıramadım yani. Kara bile kaba silinmez. Benim komşular bile kapıya dayandı. Söveni sayanı bitmedi. Yağız Bey kendi kendini bitirmiş. Baksana. Sokağa falan da çıkamaz artık. Hala bak. Hazan. Kolay gelsin. Kızım. Bunlar böyle? Ha? Kime diyorum ben acaba? Kime? Ha? Bana bakın bana. Bundan sonra değil şu gazetelerdeki haberlerin dedikodusunu yapmak. Fısıltısını bile duymayacağım. Duydunuz mu beni? Hele bir yapın. Hele bir yapın. Vallahi de billahi de hiç acımam. Buluverirsiniz kendinizi kapının önünde. Hazım Egemen'in de hiç sesi çıkmaz. Toplayın şunları. Hadi. İşleri güçleri dedikodu yapmak. Başka hiçbir şeye yaramazsın zaten. Hazan, kızım, yavrum yapma böyle be. Bak ben dayanamıyorum senin gözünün yaşına. Kurban olurum ağlama. Ağlama çocuğum ağlama. Hayır ağlama yeter ettin kendini ağlama. Yeter ağlama hadi topla kendini artık hadi. Her şey tek başına yaşıyor anne. Tamam. Görmüyor musun? Her şeyi tek başına kaldırmaya çalışıyor. Kızım ama bak eğer o tokattan sonrasını görselerdi. Hazan, yavrum bak sen gencecik kızsın ha. Gencecik su damlası gibi bir kızsın sen yavrum. Bak el alemin ağzında yanmadığına şükredeceğine neler söylüyorsun. Bak yapma çocuğum böyle ya. Umrumda değil. El alem falan umrumda değil. Ben bu hayata el alem için gelmedim anne. Ben yere düştüğümde beni el alem kaldırmadı. Ben ağladığımda gözyaşlarımı el alem silmedi. Hepsini Yağız yaptı anne, hepsini. Ben yere düştüğümde beni yerden Yağız kaldırdı ve ben şu an onun yanında değilim. Onu yalnız bıraktım. Bütün bu küfürlerin, hakaretlerin ortasına yapayalnız bıraktım ben onu. Kızım. Yenge tokadıymış. Ah be kardeşim. Ah be. Efendim? Yalnız mısın? Yağız? Neredesin oğlum sen? Dün gece babam eve geldi. Barut gibiydi. Dedim Yağız nerede? Cevap bile vermedi. İyi misin sen? Hazan nasıl? Ne bileyim ben Hazan nasıl? Seni merak ediyorum. Üzerine gidiyorlar mı? Senin üzerine geliyorlar oğlum. Senin üzerine geliyorlar. Bana bak. Sakın gazete okuma. İnternet falan açma. Her neredeysen televizyonu kaldır at. Canını okuyorlar sen hala Hazan diyorsun. Sinan nasıl? Ben üstüne gitmiyorum. Yani kendi konuşmak istesin diye bekliyorum. En azından gerçeğin tamamını bilmiyor. En azından sağlığı korktuğumuz gibi etkilenmedi. Bana bak neredesin sen? Yanına geleyim konuşalım biraz ha. Ben ara sıra seni ararım. Sen Sinan'ın yanında ol lütfen. Konuş onunla, dinle onu. Tamam. Tuzla tabii ya. Günaydın Yasemin Hanım. Ne yapıyorsun sen? Şoförler bakıyor. Geri sayım başladı. Hatırlatayım dedim. İstersen 10 milyona kadar say. Hiçbir şey fark etmez. Defol git, benden haber bekle. Kalbimi kırıyorsun ama. Zevk alıyorsun ama dikkat çekeceksin. Yapma. Benim kimseden korkum yok. Korkanlar düşünsün Cemile. Bana bir daha o ismi söyleme Kudret. Dökhan bakıyor. Kapımı kapat, bir mazeret edin. Günaydın Gökhan Bey. Günaydın, bir saniye. Alo Serhat, selam. Senden bir isteğim olacak. Şu benim yeni şoför. Mert Kaya. Ben onu biraz hızlı aldım da işe. Yani hiç araştırmadım, sabıka kaydı falan. Gerçi sigortasını yaptırırken bir sorun olmamıştı ama... sen yine de bir araştır benim için. Olur mu? Tamam. Tamam, sağ ol. Yasemin Hanım rica etti de aracın navigasyonu bozulmuş. Ben bir baktım ama anlamadım. Servisten randevu alacağım. Bilginiz olsun Dökhan Bey. Tamam, ilgilen sen. Hayır, isterseniz siz ilgilenmek isterseniz... Yok yok, sen ilgilen. Her şeyin yolunda olduğundan emin misiniz Lale Hanım? Her şey olması gerektiği gibi Hazım Bey. Ece Hanım banyodan çıkınca hemen sizi aratacağım. Tamam, bekliyorum. Hemen arasın beni lütfen. Teşekkürler. Hazım Bey bir dur. Bir dur sen, bir dur. Nerede kaldıydık biz? Dün kıyamet kopmadan önce nerede kaldıydık? Hani beni kızımla konuşturacaktın? Hani ben kızımın sesini duyacaktım? Nerede benim kızımın sesi? Dün de söylediğim gibi kendi istediği zaman... Başlayacağım onun istemesine istememesine ha! Kaç gündür ben kızımın sesini duymuyorum be! Daha mı kaçırdın benim kızımı? Nereye götürdün ya sen benim kızımı? İnternet yok mu burada? Televizyon yok mu? Duymadı mı bu kız bunları? Ablasının bak başına neler geldi. Herkes ağzına sakız etti. Cümle alem ablasını konuşuyor. Ablasına bir alo ablacığım ne oldu geçmiş olsun diyemiyor mu bu kız ya? Ya sen beni duymuyor musun? Dünyadan haberi yok mu bu kızın diyorum. Sana soruyorum Hazım Bey. Fazilet Hanım gidin ve benden haber bekleyin. Bana bak Hazım Bey. Bana bak. Beni öyle dünkü gibi kışkışlayamazsın anladın mı? Şimdi çıkaracaksın o telefonu. Beni kızımla konuşturacaksın. Ben kızımın sesini duyacağım. Hadi gözümün önünde olacak bunlar. Çıkar. Çıkar ara benim kızımı. Hadi bekliyorum. Hadi. Sen anlamıyor musun? Kızın seninle konuşmak istemiyor. Git ve kızının seninle konuşmak istemesini bekle. Bekle. Bu sefer yakandan düşmeyeceğim Nazım Egemen. Ne kadar silkelersen silkele beni. Bu sefer yakandan düşmeyeceğim. Beni kızımla konuşturana kadar bekleyeceğim. Düşmeyeceğim yakandan. Helal olsun sana be. Bir daha abi olacak. Aferin kız sana. İyi patlatmışsın ağzının ortasına. Ne yapıyor acaba? Bak bakayım bak. Wow be. Hazan. Mert sağda dursana. Tıpkı o buzdağı gibi. Bizimle ilgili hiçbir şey göründüğü gibi değil. Senin gördüğün gibi de değil. Kardeşimin sevgilisine aşık olduğum için pişmanım ama... Hazan'a aşık olduğum için pişman değilim. Şu an doğru bir şey yapmıyorum. Ama sanırım konuşmanız kardeşim için de daha iyi olacak. Sen konuştun mu yoksa onunla? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sinan Bey, Hazan Hanım şimdi sahilde Gökhan Bey'le konuştu. Sonra da taksiye bindi. Peşindeyim. Ne konuştuklarını duyabildin mi? Yok, yaklaşamadım. Gökhan Bey hanımefendiye bir kağıt verdi. O da taksiye atladı. Allah Allah. İyi, sen takibe devam et o zaman. Bakalım yolculuk nereye? Tamam. Bakalım doğru tarafı seçebildik mi abiciğim? Hoş geldiniz. Buyurun. Konuyu biliyorsunuz. Neler yapabiliyormuşuz? Yağız Bey'i nasıl şutluyoruz? Hemen bugün istiyorum. Yasemin Hanım, süreci yeterince hızlandırdık zaten. Daha hızlısı mümkün değil. Öyle mi? Ben de sizin için kesenin ağzını açtım ama, değil mi? Hı? 24 saati 1 dakika geçmeyecek. Kolay gelsin. $10 milyonluk diş fırçası. Rahatla. Sonucu alacaksın. 10 milyonu psikopatın cebine koyacaksın. Normal şartlarda abiniz bu şirketin kurucusu, ana yatırımcısı ve... Ben senden hukuk dersi istemiyorum. Ben soruma cevap istiyorum. Hepinizin bildiği gibi, hatta tüm Türkiye'nin öğrendiği gibi. Artık şartlar normal değil. Abinizin yaşadığı uygunsuz durum, şirkete ticari açıdan risk ediyor. Bunu kullanıp tüm ortakların müşterek kararıyla ticaret mahkemesine başvurup kendisini ortaklıktan çıkartabilirsiniz. Tek kuruş vermeden. Bu şu durumda mümkün değil. Hangi durumda mümkün? Sinan. Eğer iflas gibi bir durum söz konusu olursa ve... Tamam. İflas ediyoruz o zaman. Sinan, bir saniye gelir misin? Evet. Sinan, ne yapıyorsun sen ya? Sadece Yağız'ı ortaklıktan çıkarmakla kalmayıp bizi komple batırıyorsun, farkında mısın? Tamam, borcum olsun. Sinan. Benim tek şirketim burası değil Nil. Ben hala Egemen gruba bağlıyım. Bil bakalım kim bağlı değil. Sinan bak, yanlış yapıyorsun. Evet avukat bey. Nereye imzalıyoruz? Kağıt üzerinde Hazan Çamkıran'da gözüktüğü için onun da imzası gerekiyor. Tamam, sıkıntı yok. İmzayı atacak. Fazilet Hanım. Zor günler ha. Ya zor günler. Zor. Ama asıl sana zor günler. Sana. İçinde şu kadarcık kardeşlik duygun varsa asıl sana zor günler. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Sen ve kızların hayatımıza girdiğinizden beri zaten bana zor günler. Diyorsun. Hadi kızım hadi be. Uğraştırma beni. Git kocanın takım elbiselerini, gömleklerini ütüle. Hadi git kardeşlerinle uğraş. Benim kızları bana bırak. Kızlarınla uğraşma sakın. E sana da kalmıyor kızların. Anne, nerede Ece? Çok mu özledin Ece'yi? Nerede olduğundan beri haberin yok değil mi? Ah be, senin gibi anneye yapılır mı bu? E nankör deyince de kızıyorsun. E nankör senin kızın. Nankör. Biricik bebişini anneannesinden gizlice doğuracak kadar nankör. Çıkabiliriz Mesut. Hazım Bey, uzağa gideceksek cip alalım. Hayır, Polonezköy'e gideceğiz. Aa, Polonezköy mü? Orman havasına mı baba? Bir işim var kızım. Bir işim var tabii. Babam şüphelenmiş olmalı. Polonezköy'e gidiyor. Ne yapacağını biliyorsun. Ama Selin Hanım bebek. Bak, eğer dediklerimi yapmazsan ve babam Polonezköy'e gidip orada olmadığınızı öğrenirse... o bebeğin zarar görmemesi seni kurtarmayacak. Anladın mı? Şimdi adımı al ve dediklerimi yap. Geçecek oğlum. Bu da geçecek. Nasıl olacak bilmiyorum ama bu da geçecek. Kurtulacağız buradan, söz veriyorum sana. Biz neleri atlattık seninle, neler yaşadım. Bunu da atlatacağız. Söz veriyorum sana. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun benden? Nasıl bir insansın sen? Hemşiresin sen ya. Oğluma da mı acımıyorsun? Halimi görmüyor musun? Sakin ol. Bebeğini düşün ve sakin ol. Ne istiyorsunuz benden? Para istiyorsanız, ne istiyorsanız vereceğim ama lütfen beni hastaneye götürün artık. Lütfen beni hastaneye götürün. Şimdi istediklerimizi yaparsan hiçbir şey olmayacak. Her şey senin elinde. Tamam mı? Ne istiyorsun? Şimdi kocanla konuşacaksın. Onu her şeyin yolunda olduğuna ikna edip Polonezköy'e gitmesine engel olacaksın. Eğer bir yanlış yaparsan seni vuracak. Ece, bebeği kaybederiz. Belki seni kurtarabilirim ama bebeği kurtaramam. Senin yüzünden öldüğünü bile bile yaşarsın. Ece? Hazım? Ece iyi misin? Seni merak ettim. Birkaç defa aradım ama uyuduğunu söylediler. Az önce de aradım, banyodaymışsın. Mesajın biraz beni tedirgin etti de. Her şey yolunda mı? Tabii ki yolunda. Dedim ya sana, cennet gibi burası. Temiz havadan herhalde. Uykum geliyor sürekli. Ağırlaştın da artık tabii. Sürekli uyuyorum. Bol bol uyuyorum. Lale Hanım'la her şey yolunda mı? Her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok. Ama Ece mesajında... Ben biraz gerilmiştim o gün. Hormonlar işte biliyorsun. Abartmışım biraz. Ama çok iyi anlaşıyoruz. Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Sesin de biraz... Uyku bastırıyor yine. Banyodan sonra iyice mayıştım. Ağırlık geldi üstüme. Oğlum da zorluyor artık. Tamam. Hadi sen şimdi kapat telefonu. Ben yoldayım. Bir saat orada olurum. Buraya mı geliyorsun? Hazım, yani yanlış anlamazsan... Gelme desem olur mu? Sebep? Biliyorsun, yaklaştı artık. Ya ben buraya da yalnız kalmak için gelmiştim. Psikolojik olarak biliyorsun. Yani seni de yoldan çevirmek istemem ama... Bugün hiç ziyaretçi istemiyorum. Hazım, yarın da gelebilirsin. Ya da öbür gün. Hatta şöyle yapalım. Sen en iyisi benim doğuma gel. Doğuma giderken gel. Hem Lale Hanım da haber vermiş olur sana. Emin misin? Eminim. Böyle olsun istiyorum. Lütfen bozulma. Bozulmadım ama annen de seni merak ediyor ve seninle konuşmak istiyor. Hatta biraz daha fazlasını istiyor. Yani mesele ablan. Hayır, kimseyi istemiyorum. Annemi de ablamı da istemiyorum. Ben böyle çok iyiyim. En azından telefonda konuşsan. Yemeğim geldi, çok açım. Sonra konuşuruz, olur mu? Tamam Ece, peki. Hoşça kal, iyi bak kendine. Ece Hanım yemeğe geçti Hazım Bey. Benden bir isteğiniz var mı? Yok, hayır. Teşekkür ederim. Geliyorsanız özel bir yemek ister misiniz? Hayır, gelmeyeceğim. Ben daha sonra ararım sizi. Peki efendim. Sıradaki haber Egemen yazısından. Sosyete genç iş adamı Yağız Egemen'in, Sinan Egemen'in sevgilisini öpmesinin şokunu yaşıyor. Egemen ailesi Sinan Egemen'in öfkeli açıklamalarından sonra sessizliğe gömüldü. Başta müstakbel eşim olmak üzere büyük bir üzüntü içindeyiz. Müstakbel eşimin böyle bir terbiyesizlik karşısında vermiş olduğu cevabı tüm Türkiye ile birlikte siz de gördünüz. Aslında onun abime atmış olduğu tokat, aslında ihanete atılmış bir tokat. Abim hakkında söyleyecek pek bir şeyim yok. Bir kardeş olarak uğradığım bu ihanetin acısını sizlerle paylaşamam. Ama söyleyecek tek bir şeyim var. Bu ihanet, abime de, Egemen soy ismine de yakışmadı. Sizlerden ricam bu hassas... Şiirle büyütmek lazım çocukları. Çünkü her evlat, anneden babaya fısıldanmış bir şiir. Her anne, baba şair. Ve sen küçük delikanlı, büyüyüp adam olduğunda, benim annene fısıldadığım gibi, şiirini fısılda. O özel kadının kulağına. Baban, Nazım Egemen. zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Ellerimde koparmaya çalıştığım zincirlerden kalma yara izleri yeni yeni iyileşmeye yüz tutmuş olsun. Gözlerimde öyle bir karanlık olsun ki gören kör oldum sansın. Yanaklarım kurumuş olsun gözyaşlarımdan, dudaklarımsa çatlak çatlak. Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Belki 1000 tane aşktan geçmiş olayım ve hiçbiri olmasın gözümde. Hiçbiri tamamlayamamış olsun cümlelerimi. Hiçbiri bağlayamamış olsun geceyi sabah. Hiçbirinin gülüşünün her anı senin kadar aklıma işlenmemiş olsun. Hiçbirinin hayali en güzel haliyle barınamamış olsun beynimde. Hiçbirinin izi kalmamış olsun bedenimde. Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Sessizce ağladığım anları kimse çığlık çığlığa, hıçkırıklara dönüştürememiş olsun. Ellerim kimsenin üzerinde eriyip gitmemiş olsun, gezinse bile. Dudaklarım senin adını söylerkenki gibi kıvrılmamış olsun hiçbir ada yeterince. Yerine koymaya çalıştığım her beden yok olup gitmiş olsun kumlar aktıkça tane tane. Unuttuğumu sandığım, vazgeçtiğimi sandığım, sevmediğimi sandığım öyle bir zamanda gel ki yer çekimine karşı koysun damarlarımda beni yaşatan her zerre. Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Çok güzelmiş burası. Sakin, huzurlu. Nasıl geldin? Ve neden geldin? Gelmek istedim. Sadece gelmek istedim. Sinan nasıl? Ben buraya Sinan'ı konuşmaya gelmedim. Yanında olmaya geldim. Her şeyi tek başına üstleniyorsun. Her zamanki gibi. Ama bu adil değil, gerçek değil. Tıpkı o tokat gibi. Herkes için en iyisi bu. Herkes? Senin dışında herkes. Senin için. Hazan, gururun için. Ve en önemlisi kardeşimin sağlığı için. Kardeşinin sağlığı. Zorlandığımı düşünüyorsun bu. Magazin haberleri, yazılanlar, çizilenler inan umurumda değil. Bak, cam evde yaşıyorum. Ortada her şey, buradayım. İsteyen gelsin taşlasın beni, burayı başıma yıksın. Bu olanlar üstüme yıkılsın. Ama kardeşimin üstüne yıkılmayacak. O çocuk abisinden darbe yedi. Ama hala ayakta. Senin attığın tokadı gerçek sanıyor. O tokat sayesinde ayakta kalıyor şu anda. Haksızlık. Haksızlık? Haksızlığı söyleyeyim ben sana. Aşk haksızlık. Orada mı hala? Evet Sinan Bey. Duvarlar cam olduğundan fotoğraf çekmeye devam edebilirim. Görmeye değer bir şey var mı? Yani şu an sadece konuşuyorlar. Fotoğrafları gazeteye yollayayım mı? Hayır. Dur benden haber bekle sen. Şimdi değil. Tamam. Neden hala bir şey bulamadın ya? Şirketin üstüne olan bütün evlere baktık. Hiçbirinde yoklar Sinan Bey. Erdal'dan haber var mı? Dün şirkete polis geldi. Onlar da Erdal'ı arıyor. Hepimizi sorguya çektiler. Yani bu iş biraz çetrefilli görünüyor. Belki de daha fazla zorlama... Ya ben senden akıl falan istemiyorum. Ben Kerim'e Yıldız'ı istiyorum, anladın mı? Sen paranı al o kadar. İşin çetrefiline bana bırak.